Herkese merhabalar, Madman kanalına hoş geldiniz. Ben Neşe Hocanız sevgili arkadaşlar. Bugün 4 4'lük kampında hareket problemlerinin ilk videosuyla karşınızdayım. Bu video bizim açımızdan önemli çünkü şu ana kadar sayı, kesir ve yaş problemleri birbirini takip eden problem şekli. Yani hepsinde aynı şekilde denklem kuruluyor. Hepsi birbirine göre durumları, toplamın durumları gibi şeyler var. O yüzden arkadaşlar tarz olarak birbirine çok benziyor her üçü de. Ancak burada artık tarzımız değişecek. Çünkü yeni bir bilgi devreye giriyor ve bu problemlere hareket problemi denilmesinin bir mantığı ve bir sebebi var. O yüzden de arkadaşlar birçok problem çözücüsünün ciddi anlamda en zorlandığı yer hareket problemi olabilir. O yüzden arkadaşlar hareket problemi üzerinde fazlasıyla duracağım. Bugün bir video olacak. Yarın bir sonraki günde hem hareket problemin ikinci videosunu hem de aynı zamanda bir tane de bonus video atacağım arkadaşlar. Oldukça üzerinde duracağım bir konu olacak. Hatta problemlerde sayı problemlerinden sonra net bir şekilde bonus video çekmem gereken problemlerden biri hareket problemi, diğeri de yüzde kar zarar problemi. Bunlarda kesinlikle ve kesinlikle bonus videolar çekmem gerektiğini düşünüyorum. Her ikisinde de bonus video gelecek. Çünkü bunlar oldukça önemli ve çözen kişinin pratiği anlamında, pratik çözümü anlamında çok şeyin fark ettiği bir problem tarzı. Şimdi bugünkü konumuz video ders kitabında konunun klasik soruları var. Bunlara bakacağız. Ortalama 18 tane soru var. Hem konuyu anlatacağım, hem yaklaşımı anlatacağım hem oradaki soruları çözeceğim. Yarın hem etkili matematikten bolca soru çözeceğiz. Ayrıca bir de bonus videolar da bonus video yayınlayacağım. Orada da bolca soru çözeceğim. Yani çok fazla soru çözümü görün ki bu konuya nasıl yaklaşıyorum, bunu iyi bir şekilde anlamış ve bilmiş olun. Şimdi birazdan videomuz başlayacak. Videonun başında özellikle size bir şey söyleyeceğim. Bu söyleyeceğim şey tüm hareket problemi çözmenin temelini oluşturuyor. Bu kısma özellikle ve özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi hemen video ders kitabımızı açalım ve ardından da konumuza başlayalım. Evet, dedim ki sayı, kesir ve yaş problemlerinden kategorik olarak bir fark teşkil ediyor. Farkımız şu. Burada hani yaş probleminin temeli neydi? Yaş farkı değişmez ve yıllar herkes için geçer. Yani şunu demek istiyorum. Bir kişi 3 yaş büyüyorsa herkes 3 yaş büyür. Yani biri durmaz yerinde. Bu sebeple yaş farkı da değişmez demiştik. Temeli bunun üzerine oluşuyordu. O yüzden yaş problemi diye bir şey vardı. Şimdi geldik hareket problemine. Hareket probleminin temel formülü. Gördüğünüz üzere yol eşittir hız çarpı zaman. Yani zaten buna formülü diye bilmenize gerekecek bir durum değil. Mesela siz normalde bunu yapıyorsunuz. Diyor ki İstanbul'la Ankara arası sallıyorum. Burada diyor ki 500 kilometre. E sen saatte 100 kilometre hızla gidersen e kaç saatte gidersin? Arkadaşlar yol 500 gördüğünüz üzere. Yol 500 kilometre. Sen 100 ile gideceksin. Bak 100, 200, 300, 400, 500. Yani gördüğünüz üzere burada 5 saatte yolu gittin. Ne yaptın aslında? Yolu hıza böldün ve süreyi buldun. Veya sana şöyle dese. Saatte 80 kilometre hızın var. Saatte 80 kilometre hızın var. 80 kilometre hızla 5 saat boyunca gidiyorsun. Ne kadar yol gidersin? Bakın 80, 160 şey pardon 80 160 240 320 400 bakın gördüğünüz üzere burada 400 kilometre yol gittim yani ne oldu aslında 80 ile 5'i çarptım yani yol eşittir hız çarpı zaman bakın temel mantığımız yol eşittir hız çarpı zaman şimdi biz bu arada şunu da söyleyeyim size. Şimdi biz ters orantı diye bir şey görüyoruz. Bunun aynısı fizikte de var bu arada. Fizikte de bolca kullanacaksınız. Özellikle 11. sınıf konularında bu var zaten. Şimdi burada yol eşittir hız çarpı zaman. Bakın hızı V ile süreyi T ile yolu da X ile gösteriyoruz. Şimdi burada bakın arkadaşlar. Buraya özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Yol ve zaman birbiriyle çarpım durumunda. Eğer iki şey çarpım durumundaysa bunlar birbirleriyle ters orantılıdır. Yani hız ve zaman birbirine ters orantılı. Mantıklı mı? Oldukça mantıklı. Şimdi neden? Neden mantıklı? Şimdi gördüğünüz üzere saatte 500 kilometre yolu, 500 km yolu kaç saatte gidiyorum? 100 kilometre hızla 5 saatte gidiyorum. Doğru değil mi? Yani o zaman ben şunu yazabilirim. 500 şöyle yazalım şuraya. 500 eşittir 100 kilometre çarpı 5. Peki aynı yolu ben 50 kilometre hızla gitseydim o zaman ne olacaktı? 500'lük yolu 50 km hızla 10 saatte gidecektim. Fark ediyorsanız arkadaşlar burada çok bariz bir şekilde görülüyor. Burada hızımız azalmış. Hızımızda azalma var ama sürede yükselme var. Yani biri artarken biri azalıyor. Tabii ki de burada yolun sabit kalması şartıyla. Şimdi o yüzden de burada hız ve zaman ters orantılı birbiriyle. Şimdi bakın bir hareket problemi çözücüsünün yapması gereken şey şudur ve oldukça önemli bu. İşine ne gelirse bunu yapacak. Bazen yolu yani x'i hız çarpı zaman cinsinden yazacak. Bazen de bakın arkadaşlar şu t'yi bunun altına koyuyorum. Yol bölü zaman hıza eşit olacak. Bazen de yol bölü hız zamana eşit olacak. Yani zaten üçü de birbirinden türetilmiş şeyler. Formüller. Kafasına göre hangisine işine gelirse. Bazen hızı yol ve zaman cinsine yazacaksın. Bazen süreyi yol bölü hız cinsine yazacaksın. Bazen yolu hız çarpı zaman cinsinden yazacaksın. Yani birbiri cinsinden yazma mahareti varsa işte başarı burada olacak arkadaşlar. Bu bizim açımızdan çok önemli. Yani yolu hız cinsinden hızı zaman cinsinden yani birbiri cinsinden yazabilmeyi becerebilen birisi her türlü hareket problemi sorusunu çözer. Ve mesela hani sayı kesir ve yaş probleminde şey çok önemli değil. Yani çizmek çok önemli değil. ya Bir insanın vücudunu mu çizeceksin yani burada? ve elma sayısını mı çizeceksin? Hayır. Ama hareket probleminde çizmek, görmek gerçekten hayati bir öneme sahip oluyor. Bizim açımızdan bence oldukça önemli. Yani bir prototip çizmenin bu kadar önemli olduğu, gözünde canlandırma'nın bu kadar önemli olduğu başka bir problem çeşidi gerçekten yok. Hareket problemi tam bunun için yapılmış bir şey. Şimdi bugün klasik sorularını göreceğiz. Yarın arkadaşlar çok rahat bir şekilde 30'a yakın soru çözeceğim size e, kitaptan. Zaten kitaptaki e, soru sayısı. Kaç galiba 60 küsürken yani yarısını çözeceğim arkadaşlar burada yarın hem bonus videoyla hem ikinci videoyla bol bol soru göreceksiniz bugün öncelikle klasik sorularına bakalım hani konuya ısınmış olalım bugün esas yarın bizim işimiz oldukça fazla yani bir sonraki videoda oldukça fazla şimdi gelelim hemen buraya. Diyor ki saatte 65 km hızlı giden bir araç 6 saatte kaç kilometre yol gider? Arkadaşlar bakın 6 saat boyunca 65 gidiyor. Bunu bilerek çiziyorum ki yani çok basit bir soru biliyorum ama bu çizme olayına yavaş yavaş alışalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 65 gidecek gördüğünüz üzere. O zaman 65 çarpı 6 olur sevgili arkadaşlar. Bu da ne olur? 390. O zaman 390 kilometre yol gider. Hocam 65 ile 6'yı nasıl bu kadar kolay çarptın? Bebeğim Önce 60 6'yı çarptım. Sonra 5 ile 6'yı çarptım. Burası 360 ediyor. Burası da 30 ediyor. Sonra kafamda topladım yani 390 ediyor. Böyle hızlıca çarpmış oldum. Devam ediyorum. Saatte hızı 80 km olan bir araç 280 km'lik yolu kaç saatte alır? Şimdi bakın arkadaşlar. Yol 280 gördüğünüz üzere. Yolumuz 280. Senin hızın 80. Yani sen 80 80 gideceksin. Peki kaç saatte gidersin? 280'i 80'e bölersin. Yani yolu hıza bölersin. Kaç saatte gittin? Hemen şuna şu sadeleşsin gördüğünüz üzere. 28 de 4'e böl, 8 de 4'e böl, 7 bölü 2 etti gördüğünüz üzere. 7 bölü 2 ne demek arkadaşlar? buçuk saatte bu işler olur. E hocam tam sayı olmak zorunda değil mi? Yok olmak zorunda değil. Peki arkadaşlar buçuk saat kaç dakika? Yani şöyle de yapabilirsiniz. Bakın 7 bölü 2 kaldı ya. Şimdi 1 saat kaç dakika? 1 saat kaç dakika? 60 dakika. Şimdi siz 7 bölü 2 saat yapacaksın. Sonra ne yapacaksın aslında? 7 bölü 2'yi 60 ile çarpacaksın. Kaç dakika olduğunu bulmak için. Ya da 3,5 saat ya 60, 60, 60 bir de buçuk 30. Ya da böyle de yapabilirsin. Şunu şunu sadeleştir. Burada kaç var? 30. 7 kere 30'dan 210 dakika. Sevgili arkadaşlar bu dakika konusu şey konusu, saat konusu bunların birbirine dönüşümü bence çok önemli. Yani onu net bir şekilde söyleyeyim. Bu hepimizin dikkat etmesi gereken bir konu özellikle hareket probleminde. Çünkü size orada acaba saati mi demiş, dakikayı mı demiş bunlar bizim açımızdan hayati önemler taşıyacaktır diyebilirim. Gelelim buraya. Her saatin sonunda hızını 25 km saat arttıran bir araç 525 km'lik bir yolu 5 saatte almıştır. Buna göre bu aracın son hızı Kaç kilometre bölü saattir? Sen Yaşar Hoca Metmen'den ardışık sayılar dinleyen bir insansın. Şimdi adam her saat sonunda hızını 25 kilometre artırıyorsa ya sonuçta bir saatte 100 kilometre gidiyorsa, bir saatte 100 kilometre yol alır. Bir saatte 80 kilometre hızla gidiyorsa, bir saatte 80 kilometre yol alır. Yani mantıken ya zaten bu böyle. Şimdi sen gelip burada birinci zamanda hızı x, ikincisinde x artı 25, üçüncüsünde x artı 50, dördüncü saatte x artı 75, beş saatte x artı 100 yazacağına, hani sen kulsun ya, Hani bu işleri biliyorsun ya ne yaparsın ortadakine gelip x dersin buna x eksi 25 buna da x eksi 50 şuna x artı 25 buna da x artı 50 dersin. Şimdi bu her bir saatteki hızı o zaman x artı 50 ile bir saat giderse x eksi 50 yol alır x eksi 25'e 1 saat giderse x eksi 25 yol alır. x de 1 saat giderse x yol alır. x artı 25'e 1 saat giderse x artı 25 yol alır. x artı 50 ile 1 saat giderse x artı 50 yol alır. Yani aldığı yol bunların toplamı. E topladığın zaman zaten yazma sebebin şuydu. Buradaki x 50 artı 50'yi x 25 artı 25 e götürecek. Yani 5x eşittir 525 olacak. Peki x ne oldu buradan? x buradan 105 oldu. E hocam 525'i nasıl 5'e böldün? 500'ü 5'e böl 100. 25'i 5'e böl 5. %5'i topla 105. 105 ne? 105 3. saatteki hızı. Bize neyse aracın son hızı. E son hızı ne? 105'e 50 eklenmiş. X artı 50 yani 155'tir. Burada gördüğünüz üzere son hızımız. Bu şekilde halletmiş oluyoruz olayı. Yani bu bir ardışık sayılar sorusu gibi çözdüm. Şimdi bakalım buraya. Bir araç iki şehir arasındaki yolu 80 km hızla tamamlıyor. Dönüşte hızını saatte 20 km azaltarak yolu gidişten 2 saat geç bitiriyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın bir çizelim görelim. Şimdi bakın bu basit bir soru ama çizmek çizmenin kendisi sizin ne kadar ufkunuzu açıyor bu konu için. Bunu en azından net bir şekilde incelememiz gereken bir soru. Şimdi bakın bir yolumuz var burada gördüğünüz üzere. Bu yolumuzda öncelikle aracımız bakın 80 km hızla gidiyor. Yolu gitti. Şimdi yolu gittikten sonra 80 km hızla gitti. Sonra diyor ki Dönüşte hızını 20 kilometre azaltarak yani dönüşte hızı ne oldu? Dönüşte 60 kilometre oldu. Burada tekrar gitti. Peki 2 saat geç bitiriyor diyor. Şimdi bakın arkadaşlar 2 saat geç bitiriyor. Şimdi o zaman gidiş hızı gidiş süresiyle dönüş süresi arasında kaç saat fark var? 2 saat fark var. Şimdi bakın burası Mesela t sürede bilerek x yazmıyorum artık alışım buna. Zaman t sürede gidiyorsa burada t artı 2. Hani geç gitmek daha uzun sürede gitmek demek. T artı 2 gidiyor. Şimdi bizim temel mantığımız ne arkadaşlar? Temel mantığımız burada eşitlik kurmak. Hatırlıyorsanız biz nasıl eşitlik kuruyorduk? İki tarafın birbirine eşit bir parametresi oldu. Mesela ya öğrenci sayısını birbirine eşitti. Ya sıra sayısı birbirine eşitti. Ya basamak sayısı birbirine eşitti. Eşitlik burada ne eşit? E burada gidilen yol eşit. Yani sen 80 kilometre hızı T saatte yapıyorsan ne kadar yol yaparsın? Hız çarpı zaman. O zaman bu kırmızıyla gösterdiğim yol 80 çarpı T. Veya aynı yol 60 da T artı 2'nin çarpımına da eşittir. Aynı yolu verecek burası gördüğünüz üzere. O zaman buradan hemen geliyorum. Ne oldu şurası? 80T eşittir. Bakın dağıtıyorum. 60T artı 120. Hemen 60'ı buraya attım. 20T eşittir. 120T de buradan gördüğünüz üzere 6 geldi. Hemen koşup 6 işaretlemeyeceksin. Ne soruyor bana? Bu iki şehir arası kaç kilometre diyor. Arkadaşlar yolu veren şeyler ne? Yolu veren şey ya buradaki ya da şuradaki. ya ikisinden bir yol veriyor. Yani 80 çarpı de T6'ymış. 6 kere 8'den yolumuz 480 kilometreymiş. Olayı yapıştırdım. Yoluma devam ediyorum gördüğünüz üzere. Şimdi konuşmaya devam ediyorum. Bakın bir tane daha soru var burada. Bu soruya bakalım. Bir araç gideceği yolun 3 bölü 5'ini saatte V hızıyla kalan yolu 2 V hızla tamamlıyor. Bu araç tüm yolu 8 saatte tamamladığına göre V hızıyla kaç saat yol almıştır diyor bize burada kısmında. Şimdi bir yol var. Şimdi yolun 3 bölü 5'i. Şimdi sen hemen şöyle düşünsün. Abi ben kesir problemleri gören bir insanım. Yolun 3 bölü 5'i diyor ya. Şimdi o zaman ben yolu 5'e bölünebilen bir şey diyeyim yola. Ne diyelim yola? 5 x diyelim arkadaşlar yola. Şimdi yolun 3 bölü 5'i ne olur? Bakın yolun 3 bölü 5'i şurası yani. Bakın şu kısım 3 bölü 5'i. Burası ne oldu? 3x oldu gördüğünüz üzere. Peki kalan yol ne oldu? Kalan yol da şurası. Burası da 2x oldu. Şimdi bakın arkadaşlar. Bizim burada işlemimizi yapacağız hazırsanız. Diyor ki yolun 3 bölü 5'ini v hızıyla. Yani burayı şuradaki kısmı şöyle v hızıyla. Buradaki kısmı da 2 v hızıyla gidiyor. Ve toplam 8 saat sürüyor. Şimdi bizim bir süre parametremiz var. Şimdi mantıklı düşünelim. Şimdi burada şöyle yapmamız gerekiyor. Bizim burada yolumuz ve hızımız var. Ben burada süreyi bulabilirim. Nasıl bulacağım arkadaşlar? Bakın, yolum ne? 3x. 3x yolu V hızıyla gidiyorum. Peki ben yolum ve hızım varsa bunları birbirine böldüğüm zaman yani 3x'i V'ye böldüğüm zaman ne kadar sürede gittiğini bulabilir miyim? Bulurum. Ne kadar sürede gittiğini buluyorum bakın burayı. Kırmızı olan bölge. Şimdi mavi olan bölgeye bakalım. Diyor ki 2x olan yeri de 2V hızla gitmiş. Bu da onun gitme süresi gördüğünüz üzere. E hocam burada iki değişken var. Olabilir sevgiler. Çünkü yolu da bilmiyorsun hızı da bilmiyorsun yani burada. Ve bu ikisinin toplamı süre olarak bu ikisinin toplamı neymiş? 8'miş gördüğünüz üzere. Bu ikisinin toplamı 8 saatmiş. Şimdi diyor ki bana. V hızıyla kaç saat yol almıştır? V hızıyla yani şunu bize soruyor. yani 3V bölü 3X'i V'ye böleceksin. Yani bunu bana soruyor. Hadi gelin yapalım arkadaşlar bunu. Şimdi önce geliyorum. Paydasını eşitleyeceğim hazırsanız. Bakın paydasını eşitliyorum. Şunu 2 ile genişlettim. Ne oldu? 6X bölü 2V artı 2x bölü 2v. Yani burası ne oldu? 8x bölü 2v eşittir 8 oldu. Şimdi bak ben çapraz çarpım yapmam keriz gibi. Şurası 8 bölü 1 ya. Bakın hemen derim ki. Kardeşim ben buradaki 8 ile şuradaki 8'i aynı tarafta olduğu için götüreyim. Şimdi ne oldu? Şimdi çapraz çarpım yapalım. Burada 1 kaldı. O zaman 2v eşittir x. Bakın gördüğünüz üzere yolu yolu x'i hız cinsinden yazdım. Yani x 2v'ymiş gördüğünüz üzere. E, x 2v ise bana neyi soruyor? Bana şurayı soruyor değil mi? V hızıyla aldığı yolu kaç saatte alır? Yani o zaman 3x kaç V oluyor? 6V oluyor değil mi? Her x 2V ise. O zaman sen 6V'lik yolu V hızıyla alıyormuşsun. E bu durumda ne oldu? 6 saatte yolu almış oldun. Olaylar bu şekilde çözüldü sevgili arkadaşlar gördüğünüz üzere. Yani bakın burada en son aşamada şunu yazmış oluyorum. Öncelikle süreleri, süreleri yol ve hız cinsinden yazdım. Bölülü. Ardından da yolu hıza çevirdim. Yani hız büyüklüğüne çevirdim. Sonra da yerine koydum ve buradan cevabı şakadanak bulmuş oldum sevgili arkadaşlar. Bence hani en fazla şu derdin yaşandığı problem türü hareket problemi. Acaba bu çıkmayacak mı? Hissinin yaşandığı problem türü bence kesinlikle ve kesinlikle hareket problemi. O yüzden zorlamak yani sonuna kadar gitmek, kaotik işlemleri devam ettirmek konusunda iradenizin en yüksek olması gereken şey de bence hareket problemi. Şimdi gelelim buraya bakalım. Diyor ki. Bir araç A şehrinden B şehrine saatte 80 km hıza giderse planladığı süreden 3 saat erken varıyor. Saatte 60 km hızla giderse planladığı süreden 2 saat daha geç varıyor. Buna göre A ve B şehirler arasındaki mesafe ne kadar diyor. bir çizelim bir görelim bakalım şöyle A ve B şehri çizdim. Şurası A şehri. Şurası B şehri. Şimdi burada 80 km hızla giderse bir de 60 km hızla giderse. Şimdi bakın arkadaşlar 80 km hızla giderse Planladığı süreden 3 saat erken varıyor. Şimdi planladığı bir süre var belli ki. Doğru değil mi? Planladığı süreden planladığı süre ne olsun? Mesela T saatte varmak istesin. Ama T saatte varamıyor. T'den 3 saat erken varıyor. Yani o zaman 80 ile bu yol ne kadar sürüyor? Planladığı süre ne? T. T'den 3 saat erken varıyor. T-3 saatte varıyor. 80 ile. Peki 60 ile planladığı süreden 2 saat daha geç. Yani T süre planlıyordu. O zaman T artı 2 saatte gidiyor. Planladığı süreden 2 saat daha fazla. Şimdi devam ediyorum. E bu ikisi de aynı yol değil mi? O zaman 80 ile t-3 yani hızla zamanın çarpımı eşittir. Yola eşit. 60 ile t artı 2'nin çarpımı her ikisi de yola eşit olmuş oluyor. E bunu çözelim. Ben bak bakın bunu buna, bunu buna çarptım. 80 t-240 eşittir. 60 t artı 120. Şu 60'ı buraya attım. 20 t kaldı. Şu 240'ı buraya attım. 360 oldu. O zaman t'miz buradan ne oldu? T'miz buradan 360'dan 360'ı 20'ye bölersek 18 oldu. T'miz buradan 18 geldi. T'miz 18'miş. Şimdi ben burada diyor ki yol ne kadar? E yol bakın buradan bulabilirsiniz. Bakın şu yolu veriyor bana zaten. Bakın 80 çarpı T eksi 3. T ne 18. Yani 80 çarpı 15 gördüğünüz üzere bize buradan yolu verecek. Yolumuz ne oluyor arkadaşlar burada? 1200'lük bir yol oluyor. Böyle yapmak zorunda mıydınız? Hayır arkadaşlar böyle yapmayabilirdiniz. Şöyle de diyebilirdin. Abi biri 3 saat erken diğeri 2 saat geç varıyorsa mesela bu sallıyorum bu A saatte varıyorsa şu A saatte varıyorsa bu A artı 5 saatte varıyordur. Yani aralarında 5 saat fark var demektir. Yani o zaman şöyle de olurdu bakın. 80 ile A saatte varıyoruz. Çünkü 3 saat, 3 saat erken 2 saat geç. Arada 5 saat var. Bakın T eksi 3 ile T artı 2 arasında 5 fark var. Yani o zaman 80 çarpı A eşittir. 60 çarpı A artı 5 de olurdu arkadaşlar. Bu durumda ne olurdu? 80A eşittir. Burası ne olurdu? 60A artı 300 olurdu. Bunu buraya atardın. 20A eşittir. 300. A eşittir 15 olurdu. Ve bu sayede yolu soruya yolu yol 80 çarpı yani. 80 çarpı 15'ten yine 1200 çıkardı. İki türlü de yapabilirsin. Yani o planladığı süre deyince illa da T 3 T artı 2 diye bir şey var. Arada 5 saat var abi. 5 saat fark var. O zaman 5 saat farkı yapıştır. Yoluna devam et diyebilirsin. Buradaki kısımda. Şimdi gelelim buraya. Sevgili arkadaşlar araçlar birbirine doğru gidince toplanır. Birbirinden uzaklaşırsa birbirine çıkıyor Ya geç abi. Geç. Bak böyle bir şey. Böyle öğrenirsen sığ öğrenirsin. Sığların işi bu soruları yapamamakla yapamamak sonuçlanır. Yani bunu net bir şekilde söyleyeyim. Sı öğrenmeyeceksin. Derinlemesini öğreneceksin. Şimdi mantıken düşünelim. Şimdi iki araç birbirine yaklaşıyor. İki araç birbirine yaklaşırken. Bakın mesela örnek veriyorum. Şöyle bir yol var. Bu yolda bakın biri 30 ile gidiyor. Biri 20 ile gidiyor. Şimdi arası da 100, 150 kilometre. Şimdi bakın, arkadaşlar bir saatte 30 ile bir saatte ilgili. Bakın bu bir saatte 30 kapatıyor. Bu saat bu bir saatte 20 kapatıyor. Şimdi toplamda aslında ikisi de bir saatte birbirine doğru yaklaşıyorlar gördüğünüz üzere. Ne kadar yol kapatıyorlar birbirine doğru? 1'e 30, 1'e 20. Yani yolun 50'sini kapatıyorlar. Peki böyle böyle gele 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 ne kadar kapat Kaç saatte kapatılar 150'yi? Yani 150'yi gelip 50'ye bölmen gerekiyor ki 3 saatte kapattıklarını gör. Yani birbirine doğru kapatıyorlar arayı. Şimdi diğer türlü olursa, mesela aynısı şöyle olursa. Bakın yolumuz şöyle. Yolumuz 150. Bakın arkadan gelen 30 ile geliyor. Önden giden 20 ile gidiyor. Bakın burası önemli. Şimdi bakın. Arada 150 var. Şimdi 20 olan bakın bir 20 gitti. Şurası bir 20 gitti. E bu da gelecek geriden 30 gelecek. Doğru değil mi? Şimdi bu 20 giderken arkadaki 30 ile kovalıyor. Yani arayı aradaki mesafeyi tam şu aradaki mesafeyi kaç kaç kapatıyor? Bakın biri 20 ile kaçarken biri 30 ile kovalıyor. Yani 10-10 kapatıyor her seferinde. O zaman 10-10-10 aradaki 150'yi kaç saatte kapatacak? 150 bölü 10'dan yani aradaki fark kadar kapatıyor. 15 kapacak. Şimdi bunu iyi anlamanız gerekiyor. Çünkü size böyle bir soru sorulmayacak zaten. Birbirine doğru... Yok arkadaşlar o oradan gidecek, oradan dönecek. Biraz birbirine doğru gidecek. Birbirlerini geçecekler falan. Ya tam bir kaos olacak gördüğünüz üzere. O kaosu da çözmenin metodu... ...işte bunların kapatma ve açma olayını... ...iyi anlamak, iyi bilmekten geçiyor. Hareket problemi belki de çoğu zaman... ...en az formülün, en az xli denklemin kullanıldığı... ...şeylerden biri, konulardan birisi olabilir diyelim. Şimdi gelelim buraya. A ve B noktalarında birbirine doğru hareket eden iki araç 6 saat sonra karşılaşıyorlar diyor. A ve B noktaları arasındaki uzaklık nedir? Arkadaşlar bu bir saatte 50 kapatıyor bir 1 saatte 75 kapatıyor. Yani 1 bir saatte biri 50 kapatırken biri 75 kapatıyor yolu. Yolu ar aradaki fark kapatarak geliyorlar. Yani bir saatte 125 kapatıyor. Peki 6 saat boyunca 125 kapatırlarsa ne olur? 125, 125 çarpı 6 olur arkadaşlar. Bu da ne oluyor? Bu da 750 oluyor. Yani arası 750 kilometreymiş diyebiliriz. Şimdi gelelim buraya. A ve B şehirleri arasındaki mesafe 820 kilometredir. Hızı saatte 80 kilometre bir araç A'dan B'ye doğru hareket ediyor. Başka bir araçta ikinci araç hareket ettikten 2 saniye 2 saat sonra 85 km hızla B'den ay. Bakın durumlar otomatik değil gördüğünüz üzere. Şimdi bak iyi canlayalım olayı. Çiziyorum. A şehrimiz B şehrimiz var. Arası ne kadar? Arası 820 kilometre. Buraya kadar hiçbir sorun yok. Şimdi ilk olarak bir tane araç 80 km hızla A'dan yola çıkıyor. Diyor ki başka bir araç ilk araç hareket ettikten 2 saat sonra. Yani 2 saat sonra ne olacak arkadaşlar? Bir 80 alacak. Bir 80 de alacak. Yani şurada olacak. Bak şurada buradan itibaren 80 km hızla hareket ediyor. Yani o zaman aradaki mesafe yani şu gördüğünüz yol şu gördüğünüz yol kaç kaldı bu durumda? 2 tane 80 gitti. Yani 160 gitti sevgili arkadaşlar. Yani 820'den 160'ı çıkarmanız gerekiyor. Ee, önce 20 çıkaralım. Sonra 100 çıkaralım. Sonra da 40 çıkaralım. Yani 160 çıkarıyor mu parça parça? Ne oldu? Se 660. Burada 660 kilometre var. Şimdi diğer araçta 85 kilometre hızla B'den A'ya doğru. Bakın bu da bu tarafa doğru. 85 kilometre hızla geliyor arkadaşlar. Burada 660 kaldı bu arada. Şimdi diyor ki bu iki araç ilk hareket anından kaç saat sonra karşılaşır diyor. Bu iki araç ilk hareket anından sonra. Şimdi bakın. Biri 80 ile geliyor. Biri 85 ile geliyor. Arayı kapatacaklar. Ne kadar arayı? 660 arayı. Yani biri 80, diğeri 85 kapatırsa. Yani bir saatte 165 kapatarak geliyorlar. 165 kapatarak geliyorlar arkadaşlar. Yani o zaman 165'i 660 kilometrelik yolu 165'e bölersek kaç kere vardır 165 diye düşüneceğim. Kaç kere vardır arkadaşlar? 4 kere mi vardır. Aynen 4 kere vardır. O yüzden 4 saatte 4 saatte şu arayı kapatırlar. Ama bize diyor ki bakın soruda. İlk hareket anından kaç saat sonra? İlk hareket anı neredeydi? Buradaydı. Yani 2 saat burada var. 4 saatte burada yani toplamda 6 saat sonra yani ilk hareket çünkü A'dan çıkan araçta oldu. İlk hareket anından 6 saat sonra birbirlerine yetişmiş olurlar arkadaşlar buradaki soru için. Bu şekilde çözebiliriz. Devam edelim. Hızları fark 25 kilometre bölü saat olan iki araç aynı noktadan aynı anda zıt yönde hareket ediyorlar diyor. Tamam. Hızları farkı 25. Evet okey. Şöyle bir yol çizelim. Aynı anda zıt yöne. Biri bu tarafa gidiyor, biri bu tarafa gidiyor. Hızları farkı 25'miş. Diyor ki hareket ettikten 6 saat sonra aralarındaki mesafe 740 km, 750 kilometre olduğuna göre. Şimdi arkadaşlar bakın. Birinin hızı V, Diğerinin ki V artı 25. Aralarında 25 km var. Şimdi mantıken bunlar zıt yön hareket ediyorlar ya. Bakın her şey otomatik değil. Bu bu tarafa doğru her bir saatte V artı 25 gidiyor. Bu da buraya doğru her bir saatte V gidiyor. Yani toplamda aslında bunlar arayı açıyorlar gördüğünüz üzere. Ne kadar açıyorlar bir saatte? V artı V artı 25 kadar açıyor. Yani 2V artı 25 kadar açıyorlar. Bunlar arayı. Peki kaç saat sonra... 6 saat sonra araları 750 km olmuş. Yani o zaman 6 saat boyunca 2V artı 25 açarlarsa aradaki uzaklık 750 km oluyormuş. Yani bunu buna çarpalım. Bunu buna çarpalım. Ne oldu? 12V artı 6 çarpı 150 eşittir 750. Bunu bu tarafa attım. 12V eşittir 600. V de buradan 5. 1V 5'miş. Diyor ki yavaş olan aracınız hızı 5 hızı 30'muş arkadaşlar. Burada net bir şekilde görüyoruz buradaki ifadenin sonucunda diyebiliriz. Doğru yaptık değil mi? Bakalım. El, şey 12 12 50 oluyor pardon özür dilerim. 5 olmuyor 50 oluyor. 50 şurası 50 burası da 75. Sorry. Şurası da 75. Buranın 75 oluyor gördüğünüz üzere. Bu şekilde halledebilmiş oluyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar başka nasıl çözebilirdim? Soruya direkt şöyle baktım tamam mı? Baktım soruya. Şimdi bunlar zıt yönde gidiyor aralar açılıyor. Yani hızları toplama kadar açılıyor. Şimdi dedim ki kafamdan yapıyorum bak şu an bu arada. Dedim ki 6 saatte 750 açtılarsa 750'yi 6'ya böleyim dedim hemen. Ne gelir? 125. O zaman bu ikisinin hızları toplamı yani birinin hızı x birinin hızı y ise kafamdan yapıyorum. 125. E bu ikisinin hızları farkı da 25 değil mi arkadaşlar? Hızları farkı 25. Yani aslında burada sen çok net bir şekilde yani böyle baktığın zaman kafandan düşün. 25 abi 125 bunların hızları toplamı. Şimdi bu durumda sen bunları gelip toplarsan böyle ne oldu? 2x eşittir 150. x eşittir 75. Biri 75. Diğeri 50. Burada kafadan da yapabilirsin 75 50. Yani 125 aradık toplamları 125 farklı 25 olan iki sayı. Ne oldu? 125. 75 de 50 yani aklına da gelebilir ama hiç kalem oynatmadan sadece şu işlemi yapıp olayı zaten hani anlayıp buradaki tüm çizimleri yapmadan da çözebilirsin. Buradaki kısımda diyebilirim. E hocam sen iki değişkeni düşme dedin. Doğru demişimdir. Ama burada arkadaşlar yani çok basit bir sistematik var gördüğünüz üzere. Yani o yüzden bu bence özellikle görünmesi gereken bir mantık. Yani böyle de düşünebilir. Çok hızlı olur böyle düşünülürse. Şimdi gelelim buraya. Diyor ki A ve B noktalarında bulunan iki araç sırasıyla saatte 2 ve 3 ve hızlarıyla aynı anda birbirine doğru hareket ed ediyorlar. A'dan hareket eden araç B'ye, B'den hareket eden de A'ya vardığında hiç durmadan geri dönüp C'de karşılaşıyorlar diyor. Bakın durumlar normal değil fark ediyorsanız. Yani, tuhaf durumlar var şu an. Tamam. Karşılaşıyorlar. Buna göre A ve C noktaları arasındaki uzaklık kaç kilometredir diyor. Bakın arkadaşlar çok iyi soru. Çok iyi soru. Şimdi size aslında gerçekten hareket problemi çözmeyi şu soru itibariyle göstereceğim. Bundan sonraki sorular da yine e, benzer bir şekilde öğretici sorular olacak. Bakalım onlar da. Onlar evet onlar da öğretici sorular oluyor. Evet onlar da öğretici sorular oluyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Olaylar nasıl cereyan etmiş? Şimdi ilk A'dan çıkan aracı inceleyelim. Kırmızıyla gösteriyorum. A'dan çıkan araç bakın kırmızıyla. Önce buradan geldi B'ye gördüğünüz üzere. Önce B'ye geldi burada. Ardından arkadaşlar B'den tekrar C'ye geldi. Bakın önce B'ye geldi. ...şöyle... ...sonra da B'den C'ye geldi A'dan çıkan aracı... ...şimdi B'den çıkan aracı göstereceğim... ...C'de karşılaşıyor geri dönüp... ...o da B'den önce A'ya geldi... ...B'den önce A'ya geldi... ...sonra geri döndü... ...şöyle C'ye geldi gördüğünüz üzere... ...şuraya geldi mavi olan da bu... ...peki ikisi karşılaşmış ya... ...aynı anda yola çıkmışlar... ...o zaman bu olay eşit sürede gerçekleşti... ...doğru değil mi? Yani birinin... ...A'nın B'ye gidip C'ye gelmesi... ...B'nin de A'ya gidip tekrar C'ye gelmesi aynı sürede gerçekleşti. O zaman bu geçen süreye, geçen süreye ben t süre diyorum. t süre diyor. Geçen süre eşit birbirine gördüğünüz üzere. Şimdi bakın arkadaşlar biri 2 v hızıyla biri 3 v hızıyla gidiyor. Şimdi bakın bu kırmızıyla gösterdiğim yer olay t ye sürede gerçekleşiyor ya. Hızımız neydi? Hızım 2 v idi doğru değil mi? 2 v ile t'yi çarparsam kırmızıyla gerçekleşen olayı buluyorum. Gördünüz mü? Kırmızıyla gerçekleşen olayı buluyorum. Şimdi devam ediyorum. 3V burada da gördüğünüz üzere. 3V ile ben 3V ile T'yi çarparsam da mavi ile gerçekleşen olayı görüyorum burada. Burada da mavi ile gerçekleşen olayı görüyorum. Şimdi burada zekice düşünmemiz gerekiyor. Zekice düşünce nasıl olabilir? Şimdi bakın burada bize 18'i vermiş. 18'i vermiş. Şimdi diyorum ki ben bir şey fark ettim. Bakın şu kırmızı ile gerçekleşen yer şurası ve artı ya. Ben kırmızı ile gerçekleşen yerin son hareketine bakın. Son hareketi şurada 18. Ben burada bir eşitlik kurmam gerekiyor. Bu ikisi birbirine eşit değil. Yani mavi yolla kırmızı yol birbirine eşit değil arkadaşlar. Bunu ben görebiliyorum net bir şekilde burada. Şimdi diyorum ki bakın burada kırmızının son hamlesini 18 kilometre. Yani kırmızının gittiği yoldan 2VT'den 18 çıkarırsam 2VT'den 18 çıkarırsam ben burada şuradaki pistin bir tane pistin boyunu bulurum. Bakın bir tane pistin boyu bak şurası. Şurası olur. Bir pistin boyunu bulurum. Şimdi devam ediyorum. Mavi giden yere bakıyorum. Maviyle giden yerde de bakın şu gitmiş. Bu gitmiş. Ama bakın şu, şu mavi yeri bilmiyorum. Bunu çıkaramayacağım o yüzden. E diyorum ki üzerine ben bir de 18 eklersem o zaman bir gitmek bir de gelmek oluyor aslında. Yani ben gelip 3V'ye de 3VT'ye de bu sefer 18 eklersem bu sefer 2 turu gösteriyor. Yani bir gidiyor. Hani bir oraya kadar yapmışım. Bir 18 eklersem 2 turu gösteriyor. Yani şu gördüğümüz şey 2 tur demek. Şu gördüğümüz şey bir tur demek gördüğünüz üzere. Buradaki kısımda. O zaman ben ne yapacağım? Bunları eşitleyeceğim. O zaman gelip şunu 2 ile çarpacağım. 2 çarpı 2 vt eksi 18 eşittir. 3 vt artı 18 gördüğünüz üzere. Şimdi bu durumda devam ediyorum. Şimdi buraya hemen çarpıyorum şöyle şunları. 4 vt artı 36 eşittir. 3 vt artı 18. Hemen şunu şu tarafa atıyorum. Bunu bu tarafa atıyorum. Bunu bu tarafa attığım zaman ne oldu burası? vt vt eşittir. Ee, bunu Burası eksi 36 bu arada. Şuraya hata yapmayalım. Şurası eksi 36 arkadaşlar. Ee, vt 36 buraya attım. 36 artı 18'den de ne geldi? 54. vt'miz 54'müş. vt'miz 54'müş. Peki bana diyor ki burada a ve c noktası yani şurayı bana soruyor. Doğru değil mi? E ben tüm yolu bilirsem A, A c de bilirim. 18 çıkaracağım çünkü. Tüm yol ne? Tüm yol bakın burada. Bir turu. Bakın şurada. Ne bu? 2 VT eksi 18 tüm yol zaten. VT ne 54? 2 çarpı 54 eksi 18. 2 çarpı 54 ne de? 108'den 18 çıkar. 90. 90 tüm yol. E bana ne diyor? A ile C arasını bul diyor. 90 tüm yolsa ben 90'dan gelip 18'i çıkarırsam 90'dan 18 çıkarırsam 72 de A ile C arası olmuş oluyor sevgili arkadaşlar burada. Şimdi bakın burada V ile T'yi çarptım. Şimdi ben aslında şöyle yapabilirdim. Mantıken arkadaşlar şöyle düşünün. Şöyle düşünün. Şimdi ikisi de aynı sürede gidiyor ya. İkisi de aynı sürede gittiği için. Hani ben burada V çarpı T diye göstermek zorunda değilim. Mantıklı düşünelim arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum. İki tane araç var. Biri mesela 80 ile gidiyor. Biri mesela 60 ile gidiyor. Şimdi bunlar belli bir yerde karşılaştı. 3 saat sonra kaç? 3 saat sonra bu ne kadar gelecek? 240. Bu ne kadar gelecek 3 sonra? 180. Bakın bunların hızını 80 ve 60. Hızlarını oranlayalım bakın. 80 bölü 60. Bakın yollara bakalım. Yollarda 240 bölü 180. Bu oran birbirine eşit oluyor arkadaşlar. Çünkü ikisi de aynı sürede gerçekleşiyor ya. Bununla bunun oranı ne eder arkadaşlar? Sıfırları götür. 2'ye böl. 4 bölü 3 eder. Bakın bununla bunu da ikisini de e, bölelim. Sıfırları götür. 6'ya böl. 4 bölü 3 eder. Yani aslında hızın neyse aldığın yolda aynı oranlıdır. Yani burada ben hiç v çarpı t yapmak yerine direkt şunu da yapabilirdim. Bakın doğrudan şöyle de yapabilirdim. Şöyle siliyorum buradaki soruyu. Derdim ki kardeşim bu 2 v hızla gitmiyor mu? 3 aynı süre gitmiyorlar mı? Hemen gelip şöyle yapardım. Derdim ki bak bu gitti şu kırmızı olan yer şöyle gitti. Şu kırmızı ve şu kırmızı. Burası 2 x'liktir derim. Yani 2 katlık yani 2 oranlık bir şey. Çünkü 2 v hızıyla gidiyor ya. O zaman bakın burası 2x'lik yol. Kırmızı olanı 2x'lik yol derim. Bakın şurada mavi olana da bak mavi olan da geri dönmüş. Şöyle şuradan gitmiş. Sonra geri dönmüş. Buraya da 3x'lik yol derim. Sonra bakarım. 2x'lik yoldan 18 çıkarırsam 2x'lik yoldan 18 çıkarırsam 1 tura eşit oluyor. 3x'lik yola da 18 eklersem 2 tura eşit oluyor bu durumda. Hani 18 E o zaman burada gelip şunu 2 ile çarparsam bunlar birbirine eşit oluyor o zaman. İkisi de iki turluk yol oluyor. O yüzden buradan da ikisi bulup ondan sonra da yoluma devam edebilirdim. Bu da olabilir. Yani V çarpı T'yi bilerek gösterdim. Yani zaten hızın neyse aldığın yolda onunla orantılıdır. Yani kırmızı bölgeyle mavi bölgenin oranı 2/3'tür zaten otomatik olarak. Yani bu şekilde gidilebilir sevgili arkadaşlar buradaki soruda. Şimdi gelelim buraya. Birbirini kovalayan iki tane araç var. Bunda da az önce dediğim gibi arkadaşlar. Burada mesela bu 50 ile bu 40'la geliyorsa bakın bu 40 giderken bu 50 gidecek. Yani arayı her seferinde 10-10 kapatacak. O yüzden hızları birbirinden çıkarılıyor. Ama her zaman bu kadar standart bir sorusu gelmeyebilir. Zaten yani çok farklı tipteki soruları birlikte çözeceğiz burada da. Şimdi gelelim buraya. Bakın biri 110 biri 85 ile gidiyor. Şimdi diyor ki hareket eden B noktasında hareket eden 6 saat sonra C noktasında yakalıyor diyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Bakın bu 110 ile gidiyor. Bu 85 gidiyor. Arayı kaç kaç kapatıyor? 110 ile 85'in arasındaki fark kadar kapatıyor. Yani ne oluyor bu farkta? 25-25 kapatıyor. Peki aradaki farkı yani şu AB farkını kaç saatte kapatıyor? 6 saatte kapatıyor. O zaman 6 çarpı 25'ten yani burası ne oluyor? 150 kilometre. O zaman şurası 150 kilometremiş. Peki bana B ile C arasını sorsaydı yani şurayı bana sorsaydı ben burayı nasıl bulurdum? Sevgili arkadaşlar kaç saatte yakalıyor? 6 saatte yakalıyor. Doğru değil mi? Bu araç B'den yola çıkıp 6 saat boyunca yana doğru gidiyor ve C'de yakalanıyor. O zaman hızı ne bunun? 85. Yani şurada gördüğün şey 85 çarpı 6 olur gördüğün üzere. 85 çarpı 6 da ne olur? 480. 510 kilometreymiş. B ile C arası da. Gördüğün üzere mantık bu. Yani burası 510 kilometre şurası da 150 kilometre. Yani A ile C arası da ikisinin toplamıdır diye Yani o oradan itibaren 6 saat hareket etmiş oluyor. Orayı da sorabilir sana çünkü. Devam edelim. A ve B kentleri arasındaki uzaklık 480 km'dir. Hızı saatte 100 km olan araç A'dan, hızı saatte 60 km olan araç da B'den aynı anda aynı yöne doğru hareket ediyor. Buna göre B kenti ile bu araçların yan yana geldikleri nokta arasındaki uzaklık nedir? Diyor. Şimdi bakalım hemen. Araçlardan A ve B kent arasındaki 480 km. A'dan hızı saatte 60 km. B'den, evet. Şimdi bu A'dan yola çıkıyor. 100 ile. Bu da B'den yola çıkıyor. Kaçla? 60 ile. Şimdi bakın. Bunlar birbirlerine doğru gidiyorlar. Birbirlerine doğru gidiyorlar. Aradaki yol ne kadar? 480. Şimdi her bir saatte biri 60, biri 100 gidiyor. Bir kaç kaç kapatıyor? 160 kapatıyor. Yol ne kadar? Yol 480 kilometre. Şimdi 480'i 160 160 kaç saatte kapatırsın? 3 saatte kapatırsın. Doğru değil mi? Şimdi arkadaşlar bakın dikkat edin. Şuradaki de 3 saat boyunca gelecek. 100, 200, 300 şuraya gelecek. Bu da 60 60 gelecek. 60 120 180. Bakın bu buradan 300 kilometre geldi. Bu da buradan 180 kilometre geldi. Yani bunların buluştukları yerin B şehrinin uzaklığını soruyor. Evet B kentiyle bu araçların yayına geldikleri noktanın uzaklıklarını soruyor. O zaman burası da arkadaşlar gördüğünüz üzere aynı yöne doğru ha, aynı yöne doğru hareket ediyorlarmış. Pardon sorry. Bu şu an zıt yöne hareket ediyorlar. Yani birbirlerine doğru hareket ediyorlar. Aynı yöne gidiyorlar. Biz böyle de çözerim öteki türlü de çözerim. Şimdi burada ne oldu arkadaşlar? B şehrine uzaklığı gördüğünüz üzere 180 oldu. Tekrar bir şey göstermek istiyorum. Bakın bu 300 kilometre bu 180 kilometre yol almış. Bakın bunun hızı 100, bunun hızı 60. Bakın dikkat edin 100'ü 60'a böl. Ne eder? 0, 0, 5 bölü 3 eder. Bak aldıkları yol 300 bölü 180. 0, 0 götür 6, 6'ya böl. 5 bölü 3 eder. Yani bakın hız neyse yolların oranları da aynı. Şu an birbirine doğru gibi çözdüm. Öyle çözmeyeceğim arkadaşlar. Tam ters şekilde çözeceğim. Şimdi yol, soru aynı yöne doğru gidiyorlarmış çünkü. Bunu siliyorum. Neyse iki çözümü de göreceksiniz yani bu, bu sayede. Şimdi şöyle geliyorum. A ve B şimdi bir, bir yerde birbirleriyle karşılaşacaklarmış. Doğru değil mi? Şöyle. Hemen şunu alalım. Şöyle yaptım. Bakın şurası A şehri, şurası B şehri. Şimdi aynı yöne gidiyorlarsa buradan şöyle devam ettireyim. Bu buradan bu tarafa doğru kaçla gidiyor? 60'la gidiyor. Buradan bu tarafa doğru 100'le gidiyor. E hocam tam tersi olamaz mı? E çocuğun birini birine yetişmesi gerekiyor. Yani buluştukları yan, yana, yan yana geldikleri bir yer var. Hani bu tarafta o zaman 100 daha geride olacak yetişsin. 60 bu tarafta olsa 100 araya açar çünkü bu durumda. O yüzden bunlar aynı yöne doğru yani 60 önde olacak şekilde git, gitmeleri gerekiyor. Peki arası ne kadar? Arası 480 kilometre. Peki arkadaşlar burada buradaki 100 giderken şuradaki 60 gidiyor. Yani arayı kaç kaç kapatıyor? 40 40 kapatıyor. Peki 480'lik yolu 40 40 şunu silelim. Şunu şuna silelim. 12 saatte kapatmaz mı? 12 saatte kapatır. O zaman 12 saat sonra bir yerde karşılaşacaklar. Peki karşılaştıkları yerler şurası. Peki buraya gelene kadar 60 kilometrelik araç 12 saat boyunca gitmeyecek mi? O zaman 60 çarpı 12'den gördüğünüz üzere 720 o zaman 720 kilometre yani B şehrinden karşılaştıkları yer 720 kilometre uzakta olmuş oluyor. Bu şekilde hemen çözebiliriz. Şimdi gelelim buraya. Ortalama hız. Şimdi arkadaşlar ortalamanız şu. Şimdi sana diyor ki işte sallıyorum. So, şeyin dersin başına da söyledim. Diyor ki 500 kilometrelik yolu 5 saatte gittim. Sen diyorsun ki o zaman hızın 100 km. Ya kardeşim sen buradan İstanbul'dan Ankara'ya giderken, Ankara'dan Adana'ya giderken hep böyle düz bir şekilde 100 km'de Önüne tır çıkıyor, sağa çekiyorsun, mola veriyorsun bilmem ne. Ama ne yapıyorsun? Sana diyor ki saatteki hızın 100 kilometreymiş diyor. Aslında buradaki hızımız ortalama hızımız. Yani iniş var, kalkış var, fren var, hızlanma var. Ama en son aşamada 500'ü 5'e bölüyor. Saatteki hızın 100'müş diyor. Bunu nasıl yapıyor? Toplam yolu toplam zamana bölüyor. Yani hiç aradaki duruma vurmayı sallamıyor. Toplam yolu toplam zamana böler, bölersen ortalama hız bulursun. Ortalama hız bu şekilde bulunur. Şimdi gelin buraya bakalım. Bir otobüs 60 kilometre bir sabit hızda 3 saat yol almış. Sonrasında 1 saat mola vermiştir diyor. Yani 60 çarpı 3. Yani 180 yol almış. 1 saat mola vermiş diyor. Sonra 80 km hızla 6 saat gittiğine göre. Sonra 80 km hızla 6 saat gittiğine göre. Yani 480 daha gitmiş. Ortalama hızı nedir diyor. Şimdi bakın aldığı toplam yol 180 ve 480'in e, e, toplamı. 180 ile 480 e toplarsak ne olur? 660 olur. 660 km yol almış. Peki toplamda kaç saat yol gitmiş? Bakın bir 3 var. Bir, bir saat mola var. 4 etti. Bir de 6 saat gitti. 10 saat yol gitmiş. O zaman toplam yolu toplam zamana bölersek o zaman saatteki hızı 66 kilometreymiş. Ortalama 66 kilometre hızla buradaki olayları çözmüş olur. Toplam yolu toplam zamana böldüm. Bu kadar. Beni bağlamaz abi. Durdu indi mi? Toplam yol toplam zaman. Bu kadar. Gel buraya bakalım. Bir araç A ve B şeyleri arasındaki yolu 80 kilometre hızla gidip hiç beklemeden 120 kilometre hızla dönmüştür. Buna göre aracın tüm yol boyunca ortalama hızı nedir diyor. Bakın arkadaşlar. Aman diyeyim burada 80 artı 120 bölü 2 yapmayın. Yani ne geliyor oradan? 100 geliyor. 100 falan yapmayın. Bakın arkadaşlar 80 gitmiş yolu. 120 ile dönmüş. Şimdi toplam yol bölü toplam zaman. Şimdi yol 80 ile gidip 120 ile dönülebilen bir yolmuş. Arkadaşlar yola bir şey sallayalım biz. 80'e ve 120'ye bölünebilen bir sayı. Ne olsun? Yolumuz 480 kilometre olsun. Şimdi bakın 480 gitmiş. 480 dönmüş. Yani toplam yol ne kadar? 480 artı 480. 960 kilometre. Peki şimdi zamana geleceğiz. zamana. Zaman ne? Bakın 80 kilometre 480'e kaç saatte gider? Bu 6 saatte gider. Bu 120 ile 480'e kaç saatte gider? 4 saatte gider. Gördüğünüz üzere. O zaman 4 saat ve 6 saati topladığımız zaman kaç oldu? 10 saatte bu hareket oluyormuş. Bunu gelip 10'a bölersek. Şöyle 10 saate ve saatteki hızı 96 kilometre hızı. kilometre bölü saat oluyor. Yani hızımız 96 kilometre bölü saat olmuş oluyor gördüğünüz üzere. Ortalama hız bu. E hocam 480 nereden çıkıyor? Bebeğim 480 istediğin şeyi sallayabilirsin. Fark etmez zaten. Burada hiç fark eden bir şey var. Bu soruyu şöyle de çözebilirdim. 480'i bilerek salladım. Bunu özellikle göstermek istiyorum. Ya toplam yol bölü toplam zaman. Bak siliyorum. Şöyle göstereceğim bu olayı. Şöyle çözsem olur. Aynı şey yani. Şöyle geldim. Bakın birkaç çözüm yolu var. Burada mesela 80'le Şurada 120 ile. Şimdi sen şöyle diyebilirdin. Buraya 480x de diyebilirdin. Hadi bunu unuttun diyelim. Yani unuttum derken bunu bilerek böyle çözüyorum arkadaşlar. Yola x diyorum. Bakın yola x diyorum. Şimdi toplam yol bölü toplam zaman. Şimdi ne olmuş bu olayda? Bu olayda toplam alınan yol bir x gidilmiş, bir x dönülmüş. Toplam yol ne oldu bu durumda? Toplam yol 2x oldu. Toplam yol. Şimdi toplam yolu toplam zamana böleceksin. Şimdi bakın ilk olarak 80 km ile x'lik yolu alacaksın. Ne kadar sürede alırsın? Yolu bakın x'li yolu hıza bölersen yani x bölü 80 sürede alırsın doğru değil mi? Yani o zaman bak yazıyorum toplam yol zaten 2x toplam yol bakın toplam yol bölü toplam zaman olacak. Toplam yol 2x toplam zaman ne oldu? x bölü 80 artı geldim buraya bak burada da 120'lik 120 hızda x yolu alacağım. Yani ne kadar sürede alırım? x bölü 120 sürede alırım. O zaman bakın onu da veriyorum. x bölü 120. Bakın toplam yol 2x Toplam zamanda x bölü 80 artı x bölü 120 oluyor burada gördüğünüz üzere. Şimdi gelip bunu hemen paydalarını önce şurayı halledeceğim. Hemen gelip bunun paydasını eşitliyorum. Bunu gelip 2 e, ile çarpayım. 3 ile çarpayım. Bunu da gelip 2 ile çarparsam ne oldu? Bakın arkadaşlar üstleri çarpıyorum. 5 e, pardon şöyle, şöyle sileyim şunu. Bilerek böyle çözüyorum bu arada. 3x bölü 240 artı 2x bölü 240 yani buradan ne oldu? 5x bölü 240 bölü bir de yukarıda ne var? 2x var değil mi? Şimdi ne yapacağız? Oranlayacağız. Birinci ayna kalır 2x. İkinciyi ile ters çevirir çarpılır diyoruz. Ters çevirir 240 bölü 5x. Bakın şuradaki x'ler birbirini götürüyor. Ne oldu? 240'ı 5'e bölersek kaç olur? 48 olur. 48 ile de 2'yi çarparsak yine 96 geldi. Anladın mı? Oran sorusu ya bu. O yüzden 480'i salla gitsin. Hiç uğraşma yani. Ama burada bakalım size normal direkt doğrudan hani harflerle işlem yapmayı da özellikle özellikle göstermek istedim arkadaşlar. Bizim açımızdan oldukça önemli bir kısım bu da. Şimdi gelelim bir sonraki kısma. Dairesel piste. Şimdi arkadaşlar dairesel pist dönüyor zaten. Yani o zaman dairesel pistte hani bu açık bir pist değil yani mı? Veya şuradan keselim bunu. Bakın buradan keselim. Buradan açalım. Açtığın zaman yol ne oldu? Şöyle oldu. Bakın V1 buradan geliyor. V2 de buradan geliyor yolu açtığın zaman. E bunlar birbirlerine doğru gidiyorlar yani. Aslında burada aradaki mesafe ne? Aradaki mesafe gördüğün üzere bir bir çemberin çevresi. Yani biri V1 kapatıyor biri V2 kapatıyor. Her seferinde V1 artı V2 birbirlerine doğru yaklaşıyorlar. Bakın burada yani burada da tam tersi. Yani zıt yöne gidiyorlarsa kapatıyorlar arayı yani. Ama aynı yöne gidiyorlarsa bakın şöyle. Nerede burada? aynı yöne gidiyorlarsa arası açılıyor arkadaşlar. Bakın biri ve v ve mesela bu 100 ile gidiyor. Bu 120 ile gidiyor. Arayı 20 20 20 20 açıyor. Ne zaman tur bindirir? Yani şu kom bak birbirine uzaklıkları şu oluyor aslında. Yani sen bunu kesip açtığın zaman şöyle bir şey oluyor. Bakın böyle ve V1 önde olan oluyor. V2 de arkadan yetişip tur hızlı olana tur bindirecek olan oluyor. Yani geri dönecek, yetişecek. Yani aradaki o tüm boşluğu kapatacak. Yani o zaman arayı açı açı gidiyor yani bu durumda. Şimdi yani arayı kapatıyor gibi, işte, turu kapatıyor gibi düşünebilirsin. Şimdi ne demek istediğimi daha net bir şekilde anlayacaksın. Diyor ki hızları 12 metre ve 15 santim iki hareketli dairesi hepsini aynı anda aynı noktadan zıt yönde hareket ediyorlar diyor. Yani arkadaşlar biri buradan 12 ile geliyor, biri buradan 15 ile geliyor. Ya bunların toplamı kaç? 27 yani. Biri 12 gelirken biri 20, 15 geliyor. Yani 27, 27 aradaki boşluğu kapatıyorlar, turu kapatıyorlar. Yani kaç dakika sonra karşılaşıyorlar? Yani 216'yı 27'ye Bölmemiz gerekiyor arkadaşlar buradaki soruda. Ee, bölelim hemen. Sizce kaç kere vardır e, burada? E, 5 ile çarparsın. Şöyle yapayım. 9'a böl, 9'a böl. Burası 3 oldu. 216'yı 9'a bölersek de 36 eder. 3'e böl, 3'e böl. 12. O zaman 12 saatte karşılaşırlarmış buradaki iki tane. 12 dakikada mı? Bir hareketli Kaç dakika? Evet 12 dakikada karşılaşırlarmış buradaki hareketler. Şimdi gelelim buraya. A ve B noktalarında V1 ve V2 araç aynı anda ok yönüne hareket Buna göre ilk kez 6 dakika sonra karşılaştıklarına göre 4. kez karşılaşmaları kaç dakika sonra olur. Bakın arkadaşlar ikisi ilk kez 6 a. Bakın burası çeyrek çember. Yani şu çeyrek çemberlik yolu çeyrek çemberlik yolu 6 dakikada kapatmışlar. Yani çeyrek çember 6 dakika. Şimdi 4. karşılaşmaları Şimdi Bakın arkadaşlar bunlar burada bir yerde karşılaştılar. Şimdi nasıl kapatıyorlar? Biri V1 geliyor, biri V2 geliyor. V1 geliyor, V2 geliyor. Şurada 6. dakikada karşılaşıyorlar. Yani çeyreği 6 dakikada kapattılar. Şimdi bakın arkadaşlar tam buradayken bu bu tarafa doğru V2 ile gidiyor. Bu da bu tarafa doğru V1 ile gidiyor. Şimdi tekrar karşılaşmaları için arada bulunan şu yolu bakın şu yolun tamamını yani bir tam çemberi kapatmaları gerekiyor değil mi? V1, V2, V1, V2 diye. Şimdi bunlar çeyrek çemberi 6 dakikada kapattılar. Peki bir tam çemberi 4 katı sürede kapatmaları gerekmiyor mu? Yani bir tamı 24 dakikada kapatırlar. Çeyreği 6 dakikada kapattılar. Her bir seferinde birbirleriyle karşılaşacaklar. Bir tam tur daha kapatacaklar. Yani bir 24 daha. Sonra bir 24 daha geçmesi gerekiyor. Bize neyi soruyor? Dördüncü karşılaşması. Birinci karşılaşma, ikinci karşılaşma, üçüncü karşılaşma, dördüncü karşılaşma. Yani 30 artı 48'den yani 78 dakika sonra olur arkadaşlar bu dördüncü karşılaşma. Çeyreği 6 dakikada kapatıyorlarsa tam çemberi 24 dakikada 4 katı kadar sürede kapatırlar. Yani bu şekilde hemen olayları çözebiliriz. Şimdi gelelim buraya. Hızları dakikada 45 ve 30 olan iki hareketli dairesel pist üzerinde A noktasına aynı anda aynı yöne hareket ediyorlar. Bu iki hareketi 12 dakika sonra ilk kez yan yana geldiğine göre pistin çevresi nedir diyor. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Şimdi birinin hızı 30. Bakın aynı yerden aynı yöne. Birinin hızı 30. Birinin hızı 45. Bakın arkadaşlar 45 olan hızlı gittiği için arayı açıyor ve tekrar karşılaşmaları için 45 olanın tur bindirmesi gerekiyor. Yani arada ikisinin uzaklığı olan pardon arada ikisinin uzaklığı olan şu mesafeyi şu mesafeyi ikisinin uzaklığı olan çünkü açtı ya arayı açtığı zaman tam tur bindirmesi gerekiyor yani bu mesafeyi kat etmesi gerekiyor. Peki biri 30 ile girerken biri 45 kaçıyor. Arayı kaç kaç açıyor? 15-15 açıyor. Peki 15-15 açarak kaç dakika sonra tekrar o tüm turu kapatmış? 15 çarpı 12. Yani buradan ne geldi arkadaşlar? 15 çarpı 12'den de 180. 180 metreymiş o zaman ki pist bu 30'la ile diğeri 45'e giderken bunları arayı 15-15 açarak bir tam turu 12 dakikada kapattığına göre o zaman tüm pistin 180 metreymiş deyip olayları çözebiliyorum arkadaşlar buradaki kısımda. Gelelim buraya. Dairesel bir pist üzerinde bir noktadan hızları 35 ve 25 metre olan iki hareketle aynı anda aynı yöne hareket ed ederlerse 36 dakika sonra yan yana geliyor. Bakın biri 35 1, 25 gördüğünüz üzere. Arayı kaç kaç açıyor? 10 10 açıyor. Peki tam turu kaç dakikada bitirmiş? 36 dakika sonra bitirmiş. O zaman 10 çarpı 36'dan o zaman tüm pist 360 metreymiş. Diyor ki bu iki hareketli zıt yönde hareket etselerdi kaç dakikası? Bakın. Tüm pist 360 bakın. Şimdi zıt yönde hareket edecekler. Şöyle. Yani biri buradan 25 ile biri buradan 35 ile çıkacak gördüğünüz üzere. Peki tüm şekil o zaman ne olacak? Bu burayı 25-25 kapatırken bu da burayı 35-35 kapatacak. Yani bu aradaki tüm pist bir 25 bir 30. Yani bir dakikada 25 artı 30. Yani 60-60 kapanacak arası. Peki tüm pist ne kadar? 360. 60-60-60-60 kapatırsan kaç dakikada kapatırsın? 6 dakikada kapatmış olursun. Yani 360'ı 60'a bölüyorsun. 6 dakika Sürüyor. Sevgili arkadaşlar klasik olan tüm soru tiplerini göstermeye çalıştık burada video ders kitabında. O yüzden yarın bolca bolca soru çözeceğiz etkili matematikten. Hem bir normal video hem de bir de bonus video olacak arkadaşlar. Harekette ve yüzde de bonus videoyu sizlerde görmüş olacaksınız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.